Bir marangoz iki tane özdeş kereste arasına basamak olarak yerleştirmek için özdeş kereste parçaları kesiyor demiş. Aşağıda şekil 1'de kullanacağı kereste parçaları şekil 2'de oluşturacağı merdiven gösterilmiştir. Bu marangoz bu işlemde kerestelerin tamamını kullandığına göre merdiveni en az kaç kesme işlemi yaparak oluşturmuştur. Buradaki en az ifadesi bizim için çok önemli. Şimdi arkadaşlar Burada o zaman şu uzunlukları mümkün olduğunca yüksek tutmam lazım. Gerek merdivenin uzunluğunu gerekse basamakların uzunluğunu uzun tutmam lazım ki en az kesme işlemini yapayım. O zaman şuradaki direkt şu 360'da 360 da bu 360'ı direkt şuradaki uzunluklar olarak kullanırım tamam mı? Merdivenin uzunluğu olarak kullanırım bunlar. Geriye ne kaldı? 320 ve 240 kaldı. Ben şimdi bu 320 ve 240'ı kullanarak şöyle basamakları elde etmeye çalışıyorum. Ve bu basamakların mümkün olduğu kadar uzun olmasını istiyorum. Çünkü en az sayıda kesme işlemi yapmak istiyorum. O zaman diyorum ki hem 320'ye hem 240'a bölünen, bölünen en büyük sayı nedir? Bunların EBOB'unu alıyorum. En büyük ortak bölenini alıyorum. 320 ve 240. 2'ye böldüm. 160 geldi. 120 geldi. 2'yi aldım. 2'ye böldüm. 80 geldi. 60 geldi. Aldım. 2'ye böldüm. 40 geldi. 30 geldi. Aldım. 2'ye böldüm. 20 geldi. 15 geldi. Bunu da aldım. 2'ye böldüm. 10 geldi. 2'ye böldüm. 5 geldi. Daha sonrasında şurayı 3'e böldüm. 5 geldi. Son olarak 5'e böldüğümde 1, 1 oldu. 2 çarpı 2, 4 çarpı 2 8 çarpı 2 16 çarpı 5 e, eşittir 80 santim olarak gelmiş oldu. Demek ki şu basamakların uzunlukları en fazla 80 santim olabiliyormuş. Burayı şimdi 80 santim şeklinde ayırmak için arkadaşlar 4 parçaya bölmem lazım. Bak 1 2 3 4 her biri 80 santim olsun. E, kaç kesme işlemi yaptım 4 parçaya bölmek için? 3 tane kesme işlemi yaptım burada. Şurada da 80 santim 80 santim şeklinde bölmek için 2 tane kesme işlemi yapmam lazım. Doğru değil mi? Dolayısıyla toplamda 5 tane kesme işlemi yaptım. Cevabım da Ceyhan seçeneği oldu. Aşağıdaki tablonun birinci sütununa Fatih, ikinci sütununa Arif, üçüncü sütununa Şerif kelimelerinin harfleri belli bir düzenle yazılıyor. Buna göre aşağıda verilen satır sayılarından hangisinde i harfleri yan yana gelmiştir diye sormuş arkadaşlar. Burada ilk olarak Fatih'e bakacak olursak arkadaşlar şöyle yazalım. İ harfi ilk olarak dördüncü sırada doğru değil mi? dördüncü sırada. Daha sonra Fatih'i şöyle devam ettirecek olursak Fatih diyelim 5, 6, 7, 8, 9. sırada tekrardan iyi gelecektir. Ve zaten Fatih 5 harften oluştuğu için her 5'te bir tekrar edecek. 4, 9, 5 daha koyduğunda 14, 19, 24, 29 şeklinde i harfleri gelecektir. Arif'e bakacak olursak şimdi Arif'in ilk olarak 3. sırasında i harfi var. Arif 4 harfli bir isim. Dolayısıyla 3 artı 4'ten 7 geldi. Artı 4'ten 11, 15, 19, 23, 27 şeklinde devam edecektir. Şerife bakacak olursak son olarak arkadaşlar. Şerif'in 4. sırada i harfini görüyoruz ve Şerif 5 harften oluşuyor. O zaman 9'da, 14'te, 19'da, 24'te, 29'da şeklinde devam edecek. Şimdi 3'ündeki ün, i harflerinin yan yana gelmesini istiyor. Dolayısıyla aynı olan sayıyı yakalamaya çalışacağız ilk defa. E şurada 19'u görüyorum. Burada da 19'u gördüm. Burada da 19'u gördüm. O zaman ilk olarak i harfleri 19. sırada yan yana gelmiştir diyeceğim. Ama şıklara baktığımda bize bunu vermemiş. O zaman bir sonrakini bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Şunları biraz daha devam ettirelim hadi. 5 koyduk. 34 oldu. 39 oldu. 44 oldu. 49 oldu. Bu şekilde devam ediyor. Burada da 4 koyarak üzerine devam edeceğiz. Yani 31, 35 39 olarak devam etti. Ee, tekrardan 4 koyduğumuzda 43 oldu burası. Burada da yine 5 koyarak devam edecektik. 34, 39 şeklinde devam etti. Şimdi bunlara baktığımızda şurada 39'ların da yine eşit olduğunu gördük. Doğru değil mi? Ama dikkat ettiyse kişikler de bunu yine vermemiş. Ama artık burada bir şey yakalayabiliriz. Bakın 19'da ilk olarak yan yana gelmişlerdi. Sonra 39'da yan yana gelmişler. Arada kaç fark var arkadaşlar? 20 fark var. O zaman bir sonraki yan yana gelmeleri de ne olacaktır? 59 olacaktır derim. Cevabım da buradan denizli seçeneği olur. Aşağıda aynı düzlemde bulunan üçgen ve yamuk verilmiştir. Üçgen ve yamuk eş zamanlı olarak gösterilen yönlerde birer dönüşlerini komşu kenarlar üzerine ok yönünde yapmaktadır demiş. Şimdi mesela bu bir dönüş yaptığında bu da aynı şekilde bir dönüş yapıyor. Bir dönüş bu yapıyor, bir dönüş bu yapıyor, aynı anda yapıyorlarmış bunu. Güzel ilk defa ikisi de başlangıçtaki görünümlerine aynı anda geldiklerinde C köşesi ile D köşesi çakışmaktadır demiş. Şimdi arkadaşlar aynı anda gelmelerini istiyoruz. Mesela üçgen şurada şu hale gelmiş olabilir ama yamuk o sırada tam olarak şu ilk pozisyonda durmuyor olabilir. Biz bunu istemiyoruz. Biz ne istiyoruz? İkisinin de en baştaki durumunda olmasını istiyoruz. Böyle olduğunda zaten şunlar şöyle çakışacakmış bunu söylüyor bize. Bu üçgen bir defa tam tur döndüğünde aslında 3 defa ilerlemiş olacaktır. Bu yamuk ise tam tur olarak döndüğünde 4 defa ilerlemiş olacaktır. O zaman 3 ile 4'ün ekokunu alırsak biz bunlar biz burada 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1, 3'e böldüm 1 olarak gelecektir ve ekokları da buradan 12 olarak gelecektir. Demek ki 12'de birleşecek bunlar. 12'de nasıl birleştirebiliriz arkadaşlar? Şu üçgeni 4 defa döndürdüğümüzde, bu yamuğu da 3 defa döndürdüğümüzde bunlar tam o istediğimiz gibi aynı anda ilk pozisyonlarındaki duruma geri geleceklerdir diyebiliriz. Peki üçgeni dört defa döndürelim. Bir defa döndürdüğümüzde burada zaten 3, 4, 5 üçgeni var değil mi? Bir defa döndürdüğümüzde 4 birim buradan, 3 birim buradan, 5 birim buradan toplamda 12 birim ilerleyecektir. Üçgen bir defa dönünce 12 birim ilerliyormuş arkadaşlar. Güzel. Kaç defa dönmesini istiyordum ben üçgenin? 4 defa dönmesini istiyordum. O zaman 4 çarpı 12'den 48 birim ilerlemiş olacaktır üçgen toplamda. Yamuğa baktığımızda ise yamuk bir defa dönünce diyorum. Kaç birim ilerliyor arkadaşlar? 2 buradan ilerledi. Daha sonra 4 buradan, 3 buradan, 6 buradan ilerledi. 6, 9, 15 birim ilerlemiş oldu yamuk. Peki yamuğu kaç defa çevirecektik? 3 defa çevirecektik. E, o zaman diyeceğiz ki 3 çarpı 15'ten yamukta 45 birim ilerlemiştir. Güzel. Şimdi o zaman şunu söyleyebilir miyiz? 48 buradan 45 de buradan 93 oldu. İkisini topladığımda 93 oldu. O zaman bunların arasındaki mesafe aslında 93 birimdir. Çünkü bu kadar ilerlediklerinde C ile D noktaları karşı karşıya geliyormuş. Kesişiyorlarmış. Çakışıyorlarmış daha doğrusu hatta. Bize neyi sormuş peki arkadaşlar? Buna göre başlangıçta verilen B ile D noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? Şimdi B şurası, D ise burası. Biz şu arasındaki C ile D arasındaki mesafenin 93 birim olduğunu bulduk. E şuranın da 5 birim olduğunu biliyoruz. O zaman burası 93 artı 5'ten 98 birim olarak gelecektir. Cevabımız da Bursa seçeneği olacaktır. Yukarıdaki çarklar ok yönünde aynı anda çevrildiğinde küçük çemberler içine harf ve sayılar gelmektedir. Başlangıçta yukarıdaki konumda olan çarklar birer kez çevrildiğinde bu görünüm oluşmaktadır demiş. Buna göre bu ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci öncüle bakıyorum. Şekil 1'deki çarklar 13'er kez çevrildiğinde D6 görünümü oluşur demiş. Şimdi şu sol taraftaki çarka baktığımda burada 4 tane harf var değil mi? Yani 4 defada 1 yenileniyor demektir bu. O zaman 13'ü 4'e böldüğümde arkadaşlar kaç geliyor? 3 çarpı 4 12 kalanımız 1 oluyor. O zaman ilk sıradaki hangisi ise o gelir. Yani bir defa çevirdiğinde hangisi gelecektir? A'yı bir kez çevirdim ne geldi? D gelmiş oldu şuraya. Güzel. Diğer tarafa bakıyorum. Bu da 6 defada bir tekrar ediyor kendini. Dolayısıyla burada 13'ü 6'ya böldüğümde 2 çarpı 6 12 kalanım ne oldu? 1 oldu. O zaman bu da 1 defa çevrilmiş demektir aslında. 6 şuraya gelecektir. Gerçekten de D6 görünümü oluşur burada. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncüle bakıyorum. 6. kez C1 görünümü oluşması için şekil 1'deki çarklar 66 kez çevrilmiştir demiş. Önce şurayı bir silerim arkadaşlar. Şimdi bize altıncı kez demiş ya. Biz birinci kez bu gördüğümü elde etmeye çalışalım. Şimdi C'nin buraya gelmesi için iki adım ilerlemesi lazım. Doğru değil mi? O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Burası dört defada bir kendini tekrar ediyordu ya. O zaman bu sayı yani çevireceğimiz kaç ne kadar çevireceksek eğer dörde bölündüğünde iki kalanı veren bir sayı olması gerekiyor. Yani şu, şunu demek istiyorum. Bir tane buradan bir tane buradan olacak. C'yi buraya getirmiş olacağız. O yüzden iki kalanı dedim. Şuraya baktığımda bu da 6 defada bir kendini tekrar ediyordu ya. O zaman burası da 6M artı 0 olacaktır. Doğru değil mi? Çünkü birim burada olmasını istiyoruz biz. O zaman burada kalan olmasını istemiyoruz. Yani öyle sayı seçeceğiz ki 4'e bölündüğünde iki kalanını verecek. Ve 6'ya tam bölünecek. En küçük sayımız nedir? 6'dır. Bak 4'e bölündüğünde iki kalanını verir ve 6'ya tam bölünür ve gerçekten 6 defa çevrildiğinde C'ye bir görüntüsünün elde edildiğini görüyoruz. Peki, bir sonraki sayıyı düşünelim. 4'e bölündüğünde 2 kalanı veren sayıları. Mesela 8 4'e tam bölünür, 2 fazlası yani 10 dediğimizde ama bu defa da 6'ya tam bölünmüyor, olmadı. Daha sonra devam ediyorum. 12 4'e tam bölünür. 2 fazlası 14'tür ama 14 6'ya tam bölünmüyor. Bunu da alamıyorum. 16 4'e tam bölünür. 2 fazlası 18'dir ve 6'ya tam bölünür. O zaman 18'i alabiliyorum arkadaşlar. Peki şimdi bak 6 oldu, 12 olmadı, 18 oldu. Acaba şöyle devam edebilir miyiz? O zaman 6 fazlası 24 olmayacak ama 6 fazlası 30 olacak şeklinde devam edebilir miyiz? Bakalım 30 uyuyor mu buraya? Dörde bölündüğünde iki kalanını veriyor mu? Evet veriyor. Altının tam katı mı? Evet altının tam katı. O zaman böyle devam edeceğiz. Bir sonraki altının katı 36'yı almayacağız ama bir sonrakini yani 42'yi alacağız. Bir sonrakini 48 e almayacağız. Ondan sonrakini alacağız yani 54'ü alacağız. 60'ı almayacağız. 66'yı alacağız. Şimdi şuraya baktığımızda arkadaşlar birinci kez İkinci kez, üçüncü kez, dördüncü kez, beşinci kez, altıncı kez C1 görünümünü elde etmiş olduk. Biz ikinci öncülümüzde gerçekten doğru olarak verilmiştir. Şimdi geldik üçüncü öncüle. 120'şer kez çevrilirse başlangıçtaki görüntü e, oluşur demiş. 120'şer kez çevirdiğimizde arkadaşlar Şimdi birinci zaten 4 defada bir kendini tekrar ediyordu. 120'yi 4'e böldüğümüzde kalanımız ne olacaktır? Burası 30 çarpı 4'ten 120 oldu. Kalanımız da 0 oldu. Yani burada A vardı zaten. Şu anda tekrardan A oldu. E bu da 6 defada bir kendini tekrar ediyordu. O zaman 120'yi burada 6'ya böldüğümüzde 20 çarpı 6 120'dir. Kalanımız ne oldu? Yine 0 oldu. Yine ilk baştaki haline gelmiş oldu. Yani 3. öncülümüz de doğru oldu. Cevabımız 1-2-3'ten Edirne seçeneği. Aşağıda bir binanın dış cephesinin kare şeklindeki bir bölümüne cam giydirme işlemi yapılacaktır. Cam giydirme işlemi dış kısma bir sıra halinde 75 cm x 75 cm ölçülerindeki paneller, iç kısmın tamamına 45 cm x 45 cm ölçülerindeki paneller şeklinde yapılacaktır. Buna göre kullanılacak panel sayısı en az kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi burada nasıl düşünmemiz gerekiyor? Şu üst tarafa 45 75 santimlik paneller şöyle devam edecek doğru değil mi? Ve aynı şekilde şöyle yandan da devam edecekmiş şöyle gösterebiliriz bunu. Şimdi içeride de 45 santimetrelik paneller şöyle gelecek. Bakın şöyle şöyle gelecek. Burada dikkat etmemiz gereken şey ne? Tam şunlar birbirine denk gelecek bakın şu çizdiğim yer ile şu çizdiğim yer arasındaki 75 santimetre ile 45 santimetrelik paneller tam böyle denk gelecek şekilde olmalı o zaman burası şu çizdiğim yer şu mesafe hem 75'in hem 45'in katı olan bir şey olması lazım doğru değil mi? O zaman diyorum ki ikisinin ekokunu alırız. 75 ile 45'in. Şuraya yazıyorum. 2'ye bölünmedikleri için 3 ile başladım. 25, 15 geldi. 3'e böldüm 5 geldi. 5'e böldüm 1 geldi. 5 geldi. 5'e böldüm 1 geldi. Yani 3 çarpı 3. 9 çarpı 5. 45 çarpı 5. 225 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Şurası en az 225 oluyormuş. Zaten bize de en az panel sayısını sorduğu için bu 225'i kabul edeceğiz. Peki Burası eğer 225 ise bunun kare biçiminde olduğunu söylemiş doğru değil mi? O zaman şunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Şuraya kadar olan kısım yine 225'tir. Şuraya kadar olan kısım yine 225'tir. Ve şuraya kadar olan kısım yine 225'tir. Yani şu içeride bir kare oluşacak. Bunun bir kenarının uzunluğu 225 olacakmış. Peki İçerideki şu kareye baktığımızda arkadaşlar içerideki kareye baktığımızda bunlar hep küçük panellerden oluştu değil mi? Kaç tane burada 45 santimetrelik panellerden oluştu? Bir kere bu karenin alanını alsak zaten ne gelir? 225 çarpı 225 gelir. E bunun içerisinde küçük panellerin alanı nedir? 45 çarpı 45'tir. O zaman 225 45'e böldüğümüzde 5 geldi. Buradan da 5 geldi. 25 tane küçük panel kullanılmıştır diyebiliriz. 25 tane küçük panel. Çevreleri de 75 santimetrelik paneller kullanılmıştı. Bir kenarda bakalım kaç tane büyük panel kullanıldı arkadaşlar. E, 225'ti. E, şurası da şurayı saymadık biz tabii içeriği saymıştık. Burası da 75 santim. Şurası da 75 santimdir. Doğru değil mi? 225 tamamlaması için şuraya 3 tane gelmesi lazım arkadaşlar. 3 tane. 2 tane de buradan kaç tane gelmiş oldu? 5 tane kullanılmıştır diyebiliriz. Peki şurada 5 tane. 5 tane buradan. Şurayı saydık tekrardan saymayız. Daha sonra aşağı kadar indiğimizde 4 tane daha sayarız buradan. Kaç oldu? 9 tane oldu. E şurayı saydık bunu tekrardan saymayacağımız için 4 tane daha buradan ekledik. Kaç tane gelmiş oldu? 5, 4, 9, 4 de buradan 13 tane gelmiş oldu. Son olarak hem şurayı saydık hem şurayı saydık. Dolayısıyla sadece ortadaki 3 taneyi sayarız. Ve buradan da 3 tane daha gelmiş olur. Toplamda 16 tane büyük panel kullanılmış olur. 16 tane büyük panel olarak yazdık. Bize ne demişti? Toplam kullanılacak panel sayısı en az kaçtır? 25 artı 16'dan en az 41'dir deriz. Cevabımız denizli seçeneği olur.